borsaları yarınki Amerikan Merkez Bankası toplantısına kilitlenmiş durumda. Oradan bir faiz artış kararı çıkacak mı? Başkan Powell'ın duruşu acaba güvercince mi olacak yoksa şahince mi? Herkes bunu konuşuyor. Ben de bunun olası etkilerini ve Merkez Bankası'nın kararının nasıl olabileceği konusundaki görüşlerimi bir önceki bölümde paylaşmıştım. Onun linkini aşağıya açıklamaları ve yukarıya bırakıyorum. Mutlaka izleyin. Ve orada demiştim ki ne olursa olsun paranın daha kıt olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. En azından bir 5-6 ay bu böyle yaşanacaktır. Yazın ortalarından sonra belli bir gevşeme gelebilir çeşitli koşullara bağlı olarak. Ve böyle bir dönemde bitcoin ve kripto pazarlarda sert bir yükseliş beklemiyorum demiştim. Bu çerçevede o halde portföyümüzü nasıl yöneteceğiz? Kripto varlık portföyümüzü nasıl oluşturacağız? İşte bu bölümde bunun detaylarına gireceğim. Anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi portföyümü nasıl yöneteceğimi anlatıyor olacağım. Belki siz de buradan biraz ilham alabilirsiniz ama kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Çok dalgalı denizlere giriyor olabiliriz. Çok zor olabilir bu sıralar kripto varlık yaratırımları. Onu lütfen göz önüne alın. Ben size kendi bakış açımda bir ışık tutmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. para bolsa yani insanlar gelip bankadan istedikleri anda kredi alıyor biliyorlarsa daha fazla risk almaya eğilimli oluyorlar. Bu alışverişlerine de yansıyor, bu yatırımlara da yansıyor. 2021 bu açıdan açıkça çılgınca yıllardı. İnanılmaz hisse senedi yükselişleri, Dogecoin, Shibu gibi hiçbir işe yaramadığı inandığım varlıklarda inanılmaz tırmanışlar gördük kripto pazarında da. Ama galiba artık bunun sonuna geldik. Şu andan sonra çok daha seçici olmak gerekiyor. Arada yine böyle bir takım ekstra sürpriz tırmanışlar olabilir mi? Olabilir. Ama ihtimaller daha azalıyor. Çünkü artık insanlar paraya daha zor ulaşıyorlar. Parayı değerlendirmeyi de o yüzden çok daha dikkatli yapacaklardır ve daha düşük riskli varlıklara doğru yönleneceklerdir. Bu anlattığım akımın örneklerini görmeye başladık bile. Mesela Nasdaq borsasına baktığımızda Apple gibi Tesla gibi çok büyüklerin değerlerinde büyük bir kayıp yokken daha küçük firmalara baktığımızda çok daha çabuk erdiklerini görüyoruz. Oradan oraya doğru para kayışı var. İşte insanların böyle bir dönemde altına, gümüşe yani temel emtialara biraz daha yönleneceğini görüyoruz. Nitekim orada ufak ufak fiyat kıpırdanışları var. Kripto'ya da böyle bakmak lazım. Kripto zaten kendi içinde riskli bir varlık kategorisi. O riskli varlık kategorisi içerisinde doğru seçimler yapmak böyle bir dönemde çok önemli hale geliyor. Diğerlerinin gece darbenin biraz daha sert olacağını düşünüyorum. Peki bu durumda hangi coin'lere yatırım yapmaya devam etmeliyiz? Hangilerini tutmaya devam etmeliyiz? Hangilerini ise elden çıkartmayı düşünmeliyiz? Ben her konuda olduğu gibi buna da bir kriter silsilesiyle bakmayı seviyorum. O kriterleri size anlatacağım ve sonra o kriterler çerçevesinde kendi seçimlerimi sunacağım. Siz benim seçimlerimi boş verin ama kriterlere bir kulak vermenize fayda var. Belki bir bakış açısı kazandırabilir size. Benim ilk başta sepette mutlaka bulmasına gerekli inandığım iki coin, Bitcoin ve Ethereum. Onlar olmazsa olmaz. Onlar bütün bu işin temeli. Bitcoin bu ortamın altını. Bitcoin bu ortamın temel parası. Bitcoin bu ortamda para kazanan insanların varlıklarını dönüştürmek isteyecekleri en temel dijital varlık. Bütün işin başlangıcı. Bazıları diyor ki ileride Bitcoin olmayacak, teknoloji geri vesaire. Bilemem ben, ben o kadar uzun vadeli bakmamıza gerek yok şu anda. Nasıl emtia pazarlarında bu aralar altın tekrar değerli hale geliyorsa kripto pazarında ana oyuncusu bence Bitcoin'dur Orada durmakta fayda var. Çünkü çöküş olursa bile kendini en iyi nispeten o korur. O geriye dönmeden Diğer alt koyunlarda zaten yükseliş beklemeyiz. Riskten kaçılan bir ortamda portföyümde bulunmasını isteyeceğim en büyük ikinci coin de elbette Ethereum. Çünkü Ethereum bu işin petrolü, Ethereum bu işin enerji sistemi, Ethereum bu işin adeta bilgisayarı. Ben ona en büyük desentralize e bilgisayar diyorum. Her şey onun üzerinde dönüyor. NFT'ler onun üzerinde dönüyor. Oyunlar onun üzerinde dönüyor. Ethereum çok büyük bir network. Biliyorsunuz Ethereum'a pek bayılmam. Çok yamalı, bohça olduğunu düşünürüm. Daha iyi alternatiflere ihtiyacımız var diye düşünüyorum ama bu kriz döneminde değil. Bu kriz döneminde Ethereum'a sarılmayı tercih Edelim. peki bu durumda bitcoin ve ethereum almaya devam edeceğim mi bitcoin evet her cuma düzenli alıma devam bir tane bile bitcoin satmam ethereum ise büyük bir alımım zaten yoktu biliyorsunuz benim bir ayda 1000 dolarlık en değerli 10 coin'e yatırım yapma stratejim var orada ona da bir 100 dolar ayırıyordum çünkü her zaman en değerlerden bir tanesi elbette ona devam ama onun dışında ethereum'da büyük bir alım düşünmüyorum şu piyasada zaten hiç zaman daha fazla büyük bir ethereum portföyüne sahip olmak istemedim Şimdi Bitcoin'i e, Ethereum e aradan çıkardıysak ne var geriye? Geriye kalan tokenları aslında temelde iki kategoriye ayırabiliriz. Birinci seviyede neler var? Kendi blockchain'i e olan Bitcoin'e veya Ethereum'a belli bir alanda rakip olmaya çalışan büyük coin'ler. Neler var burada? Cardano'lar var, Avalanche'lar var, Monero'lar var, Litecoin'ler var. Bunlar ya Bitcoin ve Ethereum'dan hızlı olduklarını iddia ediyorlar ya daha güvenli olduklarını ya kullanıcılara daha ciddi gizlilik sağladıklarını veya spesifik bir problemi daha iyi çözdüklerini mesela Solana'nın NFT tarafından tarafında olduğu gibi böyle iddiaları olan ve kendi chainleri olan, blockchainleri olan büyük coinler bunlar. Bu kategoride Cardano ve Avalanche dışında her şeyi elimden çıkartıyorum. Çünkü esas blockchain'ler yani Bitcoin ve Ethereum blockchain'inin bile küçüldüğü bir ortamda alternatifleri bir nefes alma şansının olmayacağına inanıyorum. Cardano ve Avalanche tutmamın sebebi de bunların projelerine çok inanıyorum. Avalanche'ın ve Cardano'nun özellikle Ethereum'un pek çok açığını kapatmak konusunda çok iddialı işler olduğunu arkalarındaki takımların kuvvetli olduğunu, developer kadrosunun kuvvetli olduğunu, toplumun kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ve onları elimden çıkartmak istemiyorum. Onları biraz bekleteceğim. Portföyümü onları küçültür müyüm? Belki biraz küçültebilirim ama büyük oranda saklıyor olacağım. Geri kalan her şeyi satıyorum. Tabi burada bir kafa karışıklığı olmasın. Her ay söz verdiğim 1000 dolarlık en değerli 10 coin almaya devam edeceğim. O benim için bir yan proje. Geçen ay aldığım 100'er dolarlık böyle 10 tane coin vardı. Bunları almaya devam ediyor olacağım. O çerçevedeki reyde tutacağım ama diğer portföyümdeki daha büyüklerin hepsini eriyorum şu anda. Bir ikinci seviye daha var bu token dünyasında. Orada neler var? Kendi blockchain'i olmayan mevcut blockchain'leri mesela Ethereum'un üzerine oturup belli işleri çözen tokenlar var. İşte atıyorum Axie var mesela bir oyun tokenı olarak. Fan tokenlar var. Bunlar da epeyce çok bulunuyor. Bunların hepsini boşaltıyorum diyebilirim. Sadece Metaverse tarafında bir tane coin elinde tutuyorum. Bir de Web 3.0 tarafında bazı coin'leri almayı planlıyorum. Başka bir alım burada yapmayacağım. Bu Metaverse tarafındaki coin'i daha sonra açıklayacağım. Hayır, mana değil. Decentraland'den de çıkıyorum. Başka bir coin daha çok ilgimi çekiyor. Bir sonraki bölümde belki onun detayına gireriz. Şiddelik sadece ipucu vermiş olayım. Ama onun dışında bu seviyedeki bütün tokenları çıkarıyorum. Evet, fan tokenlarda bir artış olma ihtimali var. Ben de katılıyorum. Evet, mesela e, Matic gibi aslında ana blockchain üzerine oturan ama önemli problemi çözen sevdiğim tokenlar da var burada. Ama dediğim gibi biraz risklerimi azaltmaya çalıştım. Riskten kurtulmaya çalıştım bu dönemde. Bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Yukarılara doğru odaklanıyor olacağım. Hangi Metaverse coin'e yatırım yapacağımı sebepleriyle beraber daha sonra konuşuyor olacağız. Ama onun dışında bu bölgeyi tamamen temizliyorum. Bu durumda elde ne kaldı? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avax. Bir de bunların üzerinde bir tane Metaverse coin'i. Bir de o düzenli almaya devam ettiğim 10 farklı büyük coin. Bunun içerisinde zaten Ethereum, Avax, Cardano yine varlardı. Yani geriye 7 tane daha coin'den aylık yüzer dolarlık alımlar. Bitcoin almaya cumaları devam ediyorum. Diğer hiçbir şeyde şu anda alım yapmayacağım. Sadece o 1000 dolarlık aylık alımım dışında. Benim kabaca stratejim bu. Bu strateji nereye kadar devam eder? Şimdi aşağıya doğru baktığınızda Bitcoin mesela 20 bin doların altına doğru sarkma eğilimi gösterirse bütün portföyü elden çıkartabilirim. Çünkü 20 bin dolar bir önceki 4 yıllık döngünün en yüksek noktasıydı. Onun altına inmiyor olmamız lazım. O çok moral bozucu olur. İnşallah bu gerçekleşmez ama gerçekleşirse bütün bu portföyün tamamını boşaltabilirim. Onun dışında portföyü oynamayı pek düşünmem. Eğer 30 bin doların altına inip orada çok uzun oyalanırsa ...bir miktar küçülmeyi yapabilirim. Orada da artık Cardano ve Avax'tan da çıkıp... ...hatta Ethereum'da küçülüp... ...iyice Bitcoin'e doğru odaklanırım. Diğerlerini küçültürüm. Benim en azından stratejim bu. Tabii bu strateji doğrudur, yanlıştır. Daha karlı stratejiler mutlaka vardır. Ama herkesin kendine göre bir risk algısı var. Bir risk yönetimi var. Ve bir uzun vadeli bakışı var. Benim risk algıma, risk yönetimi... ...ve uzun vadeli bakışıma göre benim izleyebileceğim en doğru yol bu. Tabii sizler nasıl bir yol izleyeceksiniz? Sizlerin de görüşünü çok merak ediyorum. Aşağıya yorumları bunu eklerseniz çok iyi olur. Biliyorsunuz mümkün olduğu çok cevap da vermeye çalışıyorum onlara. Her türlü eleştiri açığım. O eleştiride de oraya getirin. Biraz tartışalım, konuşalım. Herkesin kendi yolunu bulmasına yardımcı olmaya çalışalım. Evet bu bölümün sonuna geldik. Hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Bir de küçük bir hatırlatma. Dünya sadece kripto varlıkları yatırımına oluşmuyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor bir yandan da ki daha fazla para kazanabilin. Kariyerinizi ilerleyin, daha iyi bir hayat yaşayın o konuda bizim harika bir e-bültenimiz var. Haddini Aş diye. Hemen hemen her gün e postanızı müthiş içerikler yolluyoruz. Gelin oraya da üye olun. Çok seveceğinize eminim.